Herkese yeniden merhaba. Bugün ufacık bir kitap alışverişiyle karşınızdayım. Yolum Akmar'a düştü. Gitmişken böyle bir Akmar'ın arka kısımlarında böyle gizlide kalmış kitaplara bir araştırayım dedim. Biliyorsunuz ön taraftakiler genelde korsan oluyor ama arka kısımda ikinci el kitaplar da olabiliyor. Ben de böyle bir derinlere indim. 7 tane kitap aldım. Biliyorum almayacağım demiştim ama kendimi tutamıyorum. Yani tutamıyorum. Benimki bağımlılık. Sürekli söylüyorum size bunu. Aldığım kitapları sizlerle paylaşmamı istediniz Instagram'dan. Ben de şimdi sizlere videoyu çekiyorum. Umarım karanlık olmuyordur çünkü gün ışığını çekiyorum. Güzel görünüyordu ama emin de değilim, yani birazcık karanlık olabilir. İlk kitabım Hale serisinin ikinci kitabı olan Hades. Ben Hale'yi hala okumadım ama okumak istiyorum. Çoğu insan beğenmemiş, o yüzden beğenmem diye okumuyordum. Ama beğenebileceğimi söylediniz bana, ben beğenmeyeceğimi düşündüğümü söylediğim zaman. O yüzden kısa zamanda okumak istiyorum. Görmüşken de ikinci kitabını da alayım dedim. Bunu 10 TL'ye aldım. Aslında bütün kitapları 10 liraya aldım. 10 liraya da indirim yaptırdım. 60 lira ödedim. 7 tane kitaba. Bunu baştan söyleyeyim. Hepsinin fiyatını söylemek zorunda kalmayayım. Kitapta hiçbir sıkıntı yok. Normal. İyi yani. Bence gayet iyi. Bir sonraki kitabım Wolfthorn'dan Oyunbaz. Wolfthorn'un kitaplarını okumak istiyordum açıkçası. Daha önce hiç kitabını okumadım. Bu karşıma çıkınca da neden bununla başlamayayım dedim. Bunu aldım. Herkesin çok çok sevdiği bir yazar. Benim elimde de bir kitabı olsun, böyle okuyayım dedim. O sebeple aldım. Yani çok şeyden değil. Üçüncü kitabım Tess'in Gözyaşları. Bana Instagram'dan biri, kim olduğunu hatırlamıyorum, Tess'in gözyaşlarını okuyup gözlerindeki canavarla karşılaştırır mısın? Ben gözlerindeki canavarı sevmemiştim dedi. Sanırım bu kişinin dünyası dedi. Ama emin değilim. Neyse. Ben de zaten bu kitabı okumak için fırsat kolluyordum. O öyle demesi üzerine bugün sahafta görünce aldım. Çoğu kişi bu kitabı yine sevmemiş, hoşlarına gitmemiş. İçerisi çok fazla cesur sahneler olduğu için. Bilmiyorum, bakalım ben sevecek miyim, sevmeyecek miyim? Bir yakın zamanda okumak istiyorum bunu. Bir sonraki kitabım Sukiste Kaos serisinin kaçıncı kitabı? Bu 7 galiba. Emin değilim ama bende olmayan bir kitabı. Bunu gördüm, hemen aldım. Çünkü bu seriyi tamamlamaya çalışıyorum. Çok keyif alarak okuduğum bir seri. Şu an serinin 3. kitabındayım. Böyle yavaş yavaş denk geldikçe alıyorum. Bir sonraki kitabım İkizlerin Savaşı. Pardon, sınavı. Bende Savaşı ve Zamanı var İkizlerin. Bu yok değilimde. Bunu da görünce alayım dedim. Ejderha Mızrağı'nı çok severek okudum. Zaten geçen hafta falan okudum. Seriyi mutlaka bitireceğim. Onu denk geldikçe böyle alıyorum. Bir sonraki kitabım Karanlık Gölgeler Evi. Doğru mu söyledim? Doğru söyledim. Bu kitap tükenmiş. Kitabın, serinin daha doğrusu son kitapları var ama ilk kitabı hiçbir yerde yoktu. Ben de bayağı merak ediyorum. Böyle Martin'ın güzel fantastiklerinden biri gibi duruyor. Birazcık fantastik bilim kurgu. Yani hoşuma gitti açıkçası. Uzun süre aramıştım ben bu kitabı ama hiçbir yerde bulamadım yani. Hiçbir yerde yoktu. Bugün şans eseri denk geldim. Hemen bunu da aldım. Aslında daha fazla kitap almayacaktım ama bunu görünce mutlaka almam gerekiyor diye düşündüm. O yüzden aldım. Ve son kitabım da Her Şey. Kitabın filmi çıkıyormuş. Ben o yüzden böyle merak ettim. De herkes çok beğenmiş kitabı. Ve kapağı da muazzam. Gerçekten mükemmel bir kapağı var. O yüzden alayım okuyayım diye düşündüm. Kitap yurduna girdim. İşte baktım. Kitap 22 lira falan indirimli fiyatı. Yani aşırı fazlaydı. Ben Pegasus'lara o kadar para vermiyorum. Ne bu yayın evi? Pena. Pena açıkçası hiç kitabımda olan bir yayın evi değil. Daha önce duymamıştım da, belki benim cahilliğimdendir. Ama gerçekten duymadım Pena yayın evini. Ve kitabı bu kadar pahalıya satmalarına çok şaşırdım. Bugün şans eseri sahafta denk geldim ve gerçekten çok fazla okumak istiyordum. Kitabın kalitesi güzel. Fena değil bence. Ama bu kadar pahalıya satmayın şu kitapları, rica ediyorum. Yani herkes alamıyor. Okumak istediğim kitapları PDF okumak istemiyorum. Ya da sahafa düşmesini beklemek istemiyorum. Biraz daha uygun fiyatta olursa benim için çok daha iyi olur. Buradan bütün yayın evlerine sesleniyorum. Benim alışverişim bu kadardı. Kısacık bir şey olduğunu zaten söylemiştim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım zevk almışsınızdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.